Merhaba millet, Ege ile Minecraft oynuyoruz, hoş geldiniz. Teknik Noob Show'un ikinci bölümünde karşınızdayım. Birazcık bir şeyler yaptım, onları göstereceğim şimdi. Çok ciddi bir şey yapmadım, hatta hala elimde taş aletler var gördüğünüz gibi. Biraz balık tuttum. Yani bir 15 tane falan tuttum çünkü acıkmıştım. İyi de can dolduruyor, yedim onları. Ondan sonra biraz işte şey falan var. Koyun bulamadım. Hiç bir tane buldum. Onu da öldürmek zorunda kaldım tabii elimde demir olmadığı için. Hala yatağım yok. Geceleri beklemek zorunda kalıyorum. Ondan sonra cam var gördüğünüz gibi elimde. Bayağı da bir kum topladım. Yakında bir sahil vardı. Sahilden topladım. Nedeni birazdan göreceksiniz. Daha da pişiyor burada. Şöyle bir şey fark ettim. Kömür bulmak hani işte bir iki daha çok maden bulamadım. Azıcık kömür şey yaptım da. Esas işin güzel yanı şöyle bir durum var ki arkadaşlar, böyle sıçanlar var. Sıçanları öldürünce de kemik kömür çıkıyor içinden. İki tane düşüyor hatta. O da hoşuma gitti. Ara sıra bonus olarak işte kemik kazanmış oluyorum. Burada bir sürü şey var yine. İşte hani şey kristalleri bulmaya başladım. Yerde önceki bölümde söylemişti birileri işte o sarı şey kristaldi diye falan aşağıdaki. Onun gibi başka renklerde de buldum. Onları aldım. Böyle bir şey buldum. Flax seeds diye. Tohum işte ekeceğiz. Oradan flax diye bir şey çıkacak galiba artık. Her neyse çıkacak olan bitki ama işe yarayacaktır diye düşünüyorum. İşte büyük kedi kestim. Big Cat Claw diye bir şey. Bir de bir tane denemek için şey kestim. Köpek balığı kestim. Shark Teeth çıktı falan. Hayaletleri öldürünce bunlardan çıkıyor. Ondan sonra işte şey falan denk geldi. Kurtulmalara falan geldi. Bir baktım kapıda garip kıllı bir yaratık var. Sonra dışa çıktım da sabah olduğunda. İnsan vardı bir tane. Üstü başı yırtık. Sanırım kurt adamdı bu. Öldürdüm insan halindeyken. Vururken işte sesler çıkarttı. Ah vurma falan filan da çocuk sesi İngilizce olarak. Değişikti. Burada da işte alakasız malzemeleri biriktiriyorum. Şöyle göstereyim ne yapmakta olduğumu. Biliyorsunuz bir ravin bulmuştum burada. Oraya bir yol açtım evimin içinden. Evin yakında böyle bir şey derinlik vadi vardı. Burayı böyle iyice bir geniş ettim. Buraya ikinci kapı daha yapacağım. Üstünü tamamen camla kaplamayı planlıyorum. Kar yağacak, evet biraz kapanacak ama yine de oha o ne? O ne be? Neyse bulaşmayayım. Kar yağınca kapanacak ama yine de kar yok, en azından güzel bir ışıklı ortam olacak burası. Böyle şık duruyor bence ki burayı tamamen camla kaplayacağım yeri. Dolayısıyla böyle üzerinden yürüyebileceğiz, çok böyle hoş, egzantrik bir şey olacak. Oraya yol da yaptım. Birazdan gidip aşağıya bakacağız birazcık ama şey de yok elimde hiç hani. Demir yok. Demir bulsam önce güzel olacak. O yüzden hava aydınlanıyorken hazır dışarı çıkalım. Biraz daha dolaşalım diye düşündüm bu bölümde. Çok uzun bir bölüm olmayabilir ama bakacağız. Bunları yapmam bayağı bir saat aldı. Evet bunu yapmaya mecbur değilim ama keyif alıyorum sonuçta böyle oynamaktan oyunu. O yüzden aynen böyle yapmaya devam edeceğim. Şunu söyleyebilirim ki daha az önce açıklamasını yaptım. İşte moderatör alımı yaptım şey Facebook'ta diye. Facebook sayfama iki tane moderatör aldım. Forumun moderatörleri zaten onlar da. Durum şöyle oluyor. Zamanım hiç yok neredeyse. Gerçekten çok az zamanım var. Bu zamanı daha iyi değerlendirebilmem için artık 100 kere aynı soruları cevap vermek yerine hani yapıcı olmam lazım biraz. Hem kendime zaman ayırmaya ihtiyacım var. Derslerime zaten zaman ayırmam gerekiyor. Bir yandan da tabii şey var. Şuradan iki tane alayım. Bu işler var. Hani video çekmem gerekiyor. Ama video çekmek için de yeterince zamanım olmuyor işte. Öyle bir sıkıntım var. Hadi video çekmek kısa sürüyor ama hazırlığı var. Bunu mesela şimdi kaç saattir oynuyorum şu teknikte yani. Anca bu kadar bir şeyler yapabildim. Bunun biraz değişmesi gerekiyor. Nasıl değişecek bilemiyorum ama hani işte moderatör alımı yaptım ki şey olsun diye. Ben uğraşmayayım bunları yapmakla. İşte millete cevap vermek de aynı soruları cevaplamak olsun falan. Hani moderatörle uğraşsın, ben de kendi işimi görüyorum. Ama bakın kurt adamın işte şey hali. İnsan hali. Aha güzel bir şey verdi bak, bu işe yarar. Yani işe yarar çünkü hala onu yapmadım ama uğraşacağım bir ara. Bir de tepeden görün işte buranın. Böyle gayet hoş bir yere dönüştü bence. Ben beğendim yani. Şöyle birkaç deniz hayvanlarını göstereyim yine teknik modunu bilmeyenler için. Tabi bileniniz daha fazladır ama yine de bilmeyenler için göstereyim.
Burada köpek balığı falan var gördüğünüz gibi. İşte burada kumdu buralar, onları topladım falan. Köpek balıklarında. Aa şey, vatoz falan var. Hey, vatoz ölsene. Öldü de bir şey çıkarmadı. Hadi bakalım. Köpek balığı öldü. Aha başka bir şeyler çıktı bu sefer. Nedir acaba bunlar? Su altında bir yer yapmak artık çok daha zevkli olacak çünkü gördüğünüz gibi su altında hayat var. Dolayısıyla hep hayal ettiğim, o yapmak istediğim su altı mekanlarını yapabilirim artık diye düşünüyorum. Yani bu yavru diye bir şey çıkmadı işte. Yani bu büyük olanı öldürürsem o zaman çıkar mı? Dur bir de öyle yapayım. Gelsene. Delikanlıysan gelsene. Şimdi bir oğlum vakit seansı yaşamadan. Neyse, neymiş bunlar? Purple fish egg, shark egg, snowball zaten boş ver. Bunu şimdi ne yapıyoruz? Mesela atınca ne oldu şimdi bu? Allah Allah. Neyse, siz bunun ne olduğunu söylersiniz artık. Suda durursa belki çıkar. Bilemedim ben bunların ne olduğunu. Yani ne olduğu yazıyor da ne işe yaradığını bilemedim, öyle söyleyeyim. Çok kötü bir yerde doğdum aslında. Tam kar ve orman biyomu. Düzlük alan lazımmış. Industrial Craft'a baktım birazcık. Onunla ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorum ilk başta. Enerji verip değişik şeyler. Daha sonra Building Craft mıydı neydi? Öyle bir tane daha mod varmış içinde. Onunla da otomatik makineler yapılıyormuş ki hani işte kazdığın madenin sana uzaktan gelmesi falan güzel olabilir. Hatta olabilir değil, olur. Yani çok güzel olur. Borularla falan onları yapmaya çalışacağım ilerleyen bölümlerde. Çok iğrenç bir haritadayız. Herhalde Nether'a gidip de orada bir tren yolu falan yapar. Bu üstünden yeni bir üstü, belki şöyle şu taraflara dolu falan bir yerlere gideriz. Orası güzel görünüyor. Doğal mağara bulmaya çalışıyorum ama doğal mağara bulamıyorum. Bir tane doğal mağara bulsam girip biraz demir falan alacağım ama yok şu anda. Acıkmışım, bir yemek yiyeyim. Yine böyle planlardan falan bahsettim de böyle yani planlar. Bunlara evcilleşmeye falan daha hiç bakmadım bile. Onlara da bakacağım. Towncraft'a da bakmadım. Hani arkeoloji modu sandığım şey. Onda değişik büyülü olaylar falan varmış. Ya o kadar zengin ki şu şeye biraz bakındım. Buradan itemlara baktım biraz. Bayağı çok farklı şekilde. Yüzükler, müzükler, işte değişik değişik şeyler var. Gerçi bu yüzüğü nereye takıyoruz bilmiyorum. Çünkü burada takacak yer yok. Hani belki sadece üzerinde bulundurunca takmış sayılıyorsundur. Çünkü bazı modlar buraya daha fazla yer açıyor diye hatırlıyorum sanki ama bunu da göremedim öyle bir şey. Bu mesela elde tutuluyor herhalde. Arcane Focus diye bir şey, ya da üzerinde duruyordur. Yani kullanımını hangi modla alakalı olduğunu yazsa aslında ona göre okuyacağım. Research böyle falan diyorsa hepsine herhalde şeydir bu. Artifact'ten falan yapılıyordur ve işte yine Towncraft'tır. Onu büyük bir mod inceleyeceğim bir ara. Ufak ufak siz yine bilgileri söyleyin çünkü ben incelemeye çalıştım. Buna rağmen düzgün video falan da bulamadım. Hani bir video falan bulsam şey yapacağım. Ne der ona? Öğreneceğim ama çok az video bulabildim. Ya çok komplike şeyleri anlatıyorlardı ya da çok basitleri anlatıyordu. Hani sırayla giden, adım adım gösteren hiçbir şey yoktu. Aha bu oyun. Senden de et çıkar. Lazım şeyler bunlar. Bir tane daha koyun bulsam güzel olacak. Bunları avlamıyorum şimdilik çünkü şunu avlayabilirim ama gıcık oldum. Güzel sesler eklemişler oyuna bu arada, çok dolu dolu bir oyuna dönüşmüş Minecraft resmen. O hoşuma gitti. Yani onu söyleyebilirim.
Yine ben bir şey diyordum, unuttum değil mi ya? Hep böyle yapıyorum. Neyse. Alışmışsınızdır. Fur toplayayım da azıcık şey olsun tabi. Fur'dan yapılan zırh güzel oluyor demiştiniz. Demir zırh kadar güçlü oluyor demiştiniz. Gerçi bana bayağı saçma geldi böyle yapmaları ama yine de. Modu yapmışlar, bize kullanmak düşer diyorum ve topluyorum. Doğal mağara bulamazsam ravinin dibine ineceğim çünkü tam dibine kadar yer kazdım ama direkt emeraldların falan noktasına düştüm. Ve hani... Aaa tavşan. Niye tavşan eti çıkmadı? Tavşan bacağı şey yapardım. Aha geyik. Boynuz çıksaydı. Keşke. Yine bir şey yok. Aha nerede kayboluyordum ha? Bir dakika şurada bir karaltılı bir şeyler gördüm. Haritada karaltı var daha doğrusu yani. Oraya da bakalım. Böyle noob noob dolaşıyorum yani ne yapacağımı bilemeden. O ne ya? Acaba petrol falan mıdır? Ya da petrol niye oradan çıksın ki? Dur bakalım. Vallahi petrol. Ben buraya şey yaparım. Yer koyarım. Petrol. Evet, muhtemelen bunu da borularla getirme şansım olacaktır ileride ama şimdilik bir tane deneme amaçlı almış olayım. Petrol. Güzel ya. Petrol buldum. Zenginim artık. Evet, kendi kendime eğlendim yine gördüğünüz gibi. Aha kömür de var. Dur hazır gelmişken kazayım bari. Ne kadar verimli topraklara gelmişim. Farkında olmadan. Bir sonraki bölüm falan da muhtemelen birkaç bölüm madenlerde geçecek. İstendi yani. Ben aslında çok madencilik çekme taraftarı değilim ki hepsini tabii ki çekmeyeceğim. Ama bol bol çekmeyi düşünüyorum. Şimdi şey sizden isteyecektim işte. Neydi? Copper varmış. Yani zaten mod Türkçe olmadığı için Türkçesini söylemiyorum. Ama bakır oluyor. İşte ondan sonra başka birkaç tane daha öyle ore vardı. Hatta aşağıda da gördüm bilmediğim şeyler. Bunlardan hani atıyorum demir kılıçla alınma, demir kazmayla alınmayıp sadece elmasla, elmas kazmayla alınabilen değişik olanları var mı? Bir de hani hangi yükseklikte hangisi bulunur onu bana yazabilirsiniz. Çok sevinirim bilenler varsa. Atıyorum hani elmas 16. katın altında bulunuyor. Daha çok 9 ve 12. katlar arasında bulunuyor ya. Hani onun gibi işte bunların da illaki bir şeyi vardır. Şu katlar arasında daha çok bulunur falan gibisinden. Onu bana söylerseniz çok mutlu olurum. Bir de bunlar hakkında sorun var bilenlere yine. Bu slime'ları öldürüyorum öldürüyorum. Slime ball çıkmıyor içlerinden. Renklerinden de yeşillerinden de çıkmıyor. Niye çıkmıyor anlamadım. Hani eskiden şey vardı. Slime'lar kılıçla öldürülünce düşürmüyordu. Elle öldürmek gerekiyordu. Tamam onu düşündüm. Öyle yaptım. Yine olmadı. O yüzden cidden birileri söylerse güzel olur. Bu merak ettiğim bir konu. Aa tohum düşürdü. Ne güzel. Bu bildiğin normal tohum. Neyse. Tarıma İlerleyen videolarda girişiriz. Şu anda sırası değil çünkü yer altında kurmayı düşünüyorum tarım yerimi. Niye öyle düşünüyorsun derseniz. Ben yanlış yere geldim. Daha eve gelmemişim. Eyvah hayaletler çıkacak. Çünkü donuyor su burada. Yer altında kurarsam belki sıcak kalma şansı olur ya da işte uğraşacağım. Adım başı torch koyacağım falan filan. Şimdi evimize gidelim. Hop buradan gireceğim. Kolaylık sağlıyorum kendime. Kapan kapı. Kapan kapı. Karnımızı doyuralım. Evet. Son olarak bunları alalım. Şöyle şurada biriktireyim ben bunu. Daha gereksiz şeyleri buraya biriktiriyorum. Tohum vesaire bu tarz şeyleri. Şundan bir şey yapayım artık ben kendime. Ne yapsam ne yapsam. Bir fur helmet yaptım o zaman. Takalım. Aa Eskimo oldum. Çok tatlı. Çok fazla bir etkisi olacak mı? Onu zaman gösterecek.
Odun kömürü var, kömürü var. Snowball'dan bir kurtulamadım. Bir ara atayım şöyle dursun da aklımda bulunur orada durunca. Marble bayağı toplamıştım da. Kullandım. Bu da atılacak. Bunu da şöyle yukarı koyayım. Bilmediğim modlarla ilgili şeyleri yukarıda biriktiriyorum. Bunu öğrendim hani armor yapılıyor diye. O yüzden biliyorum diye burada duruyor. Güzel. Şöyle bir şey yapacak olursak. Hoş olacak sanki. Şunu da bırakalım, bu kalsın. Tam bazılarını bırakıyorum ki bazen aşağıda lazım oluyor böyle şeyler. Hala evde yapamıyoruz. Ay, ev diyorum, yatak yapamıyoruz. Bulamadım hala yatak yapma aletini. Alet dediğim, siz anladınız neden bahsettiğimi. Hop. Oh, hızlı ulaşım. Ses çok güzeldi yalnız. Sanki doğal sesi böyle değildi. Sese de mi geliştirme yapmışlar, ne yapmışlar? Şimdi bakın burada emerald var. Birazcık dolaşacağız burada. Bu bildiğimiz iron mu ya? Evet, vallahi iron lazım diyordum, buldum. Bakın bu copper oluyor sanırım, turuncu olan. Bakır yani. Şu beyaz olan ne olduğunu bilmiyorum ama hatırlamaya çalışıyorum. Bir şey vardı aklımda. Oysa gayet güzel. Bu aldığımız iron değil mi? Artık tipini hatırlayamaz oldum. Şey varmış mesela, bir tane makine yapıyormuşsunuz Industrial Craft'te. Bu yaptığınız makine sizin şey sağlıyormuş. İçine atıyorsunuz mesela, iron ore atıyorsunuz. Iron dust diye bir şey veriyor size. Daha sonra siz o iron dust kullanarak başka bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorsunuz. Iron Dust'ları smelter'a attığınız zaman, yani işte fırına attığınız zaman diyeyim. İki tane veriyor yani. Daha doğrusu ay, konuşamadım. Bir dakika, şimdi düzgünce anlatacağım. Pause yapalım. Düzgünce anlatayım. Iron Armor'u. Armor nereden çıktı? Of, kafam. Ya annem vardı şimdi az önce telefonda, açamadım. Acaba annem şimdi merak ettim ama şimdi videoyu durdurup birleştirmek render süresini iki katına çıkartıyor. Hiç uğraşmak istemiyorum. Aha, kristal buldum. Çok da güzel gözüküyor. Vallahi seksi bir kristal çıktı. Neymiş bu? Fiery Crystal. Yeah, işte bu. Bu güzeldir şimdi. Ateşli ateşli bir şeyler çıkartır. O alete ore atıyorsunuz. Iron için Iron Ore mesela, diğerleri için diğer Ore'lar. Iron Ore attık, bize Iron Dust diye bir şey veriyor. İki tane veriyor bundan. Bir Iron Ore'dan iki Iron Dust veriyor. Sonra bu Iron Dust'ları Smelter'a attığımız zaman, yani fırına attığımız zaman, bize Iron Dust başına bir tane Iron Ingot veriyor. Bu ne demek? Direkt fırına atmak yerine o makineye atarsak eğer bulduğumuz ingotları, bu durumda bize gayet yararlı, faydalı bir şey olacak. Hani bol bol, aman onu kapatmayayım, faydalanabileceğiz diye düşündüm ben. Bu şeyle ilgili olarak. Bak ne güzel gözüküyor. İyi, güzel yapmışım orayı. Daha fazla ikiye katlayacağız yani bulduğumuz şey sayısını. Bu şey sanırım. Oh, güzelmiş burası. Orada alın falan da bolca var yani. Emerald değildi. Bu neydi? Bir adı vardı. Safir galiba. Safir. Bu bakır olmalı. Bu da zümrüt işte. Emerald. Ya da ruby miydi zümrüt? Neyse. Bu taşların Türkçe adını bilmiyorum. Azıcık zombi keseyim aşağıda. Biraz daha aydınlatalım buraları. Belki biraz daha demir bulurum. Ha, burada da şey varmış. Güzel. Aa bak, bu zombi değişik bir zombiye benziyor. Daha mı güçlü ki bu? Yo, hemen öldü. Dandikmiş. Kolpo zombi. Buraya da işaret koyalım. Ondan bol bulduğuna göre çok değerli bir şey değil ama yine kullanışlı olacaktır. Sonuçta Redstone da mesela çok kullanılmıyordu normalde ama çok bulunuyordu. Burada bayağı bir kullanılıyor Redstone. Dolayısıyla benzer bir etkisi bunun da vardır diye umuyorum. Aha, demir.
Biraz daha demir. Onları gitmeden kazacağım. Orada da demir var. Burada başka bir maden var yine. Değerli taş olarak. Acaba şu demir mi? Neyse onu alamayız şimdi. Burada uzun bir madencilik seansı yaşayacağım gibi görünüyor. Şimdilik. Orada da bir şeyler var. Dediğim gibi siz bana bilenler söylesin hangi maden nerede daha fazla bulunur diye. Ben ona göre bir plan çizeceğim kendime, yani kaçıncı katta ne kadar büyük bir şerit madeni kazacağım falan, bunu düşüneceğim. Yeterince kaynak topladığım zaman da gideceğiz ve bak her yerden sürpriz çıkıyor. Yeterince kaynak bulunca da başka yerler arayacağız ve en sonunda Industrial Craft, Buildcraft'la falan kendimize güzel yer yapacağız ki tam olarak ne olduğunu anlayamasam da şöyle bir yine mod şeyi göstereyim. Bunda ilgili de bilgisi olan varsa mutlaka söylesin. Ona göre çünkü kendim ayarlayacağım. Previous previous diyelim. Şöyle Microblocks diye bir şey var. Bir mod var herhalde. Stone Brick Slab diye bir şey çıkıyor. İşte bunlardan Gold Pillar falan mesela. Stone Brick Slab'dan Strip diye bir şey yapılıyor. Stone Brick'ten sonra böyle şeyler yapıyorsunuz. Çok yani bunlarla müthiş inşaat yapabilirim ben. Çok böyle hoşuma gitti yani, canım çekti. Kolon falan var baksanıza, yani çok güzel şeyler çıkabilir buradan. Böyle bir sürü minik minik şeyler vesaire, harika yani, çok hoşuma gitti gerçekten. Ben buna kasarım bu güzel bir şeyse, ama bana bunun ne olduğunu söylemeniz lazım. Microblocks diyor. Sapphire Handsaw, Diamond Handsaw falan diye şeyler var. Hangi modun olduğunu söylerseniz ben de ona göre ayarlarım. Hatta okurum nasıl yapıldığını da, ona göre çok güzel evler, şato mod tarzında gelirse yaparım elime. Yani buna bayağı bir heves ettim. Bu modu uzun süre oynayabilirim gerçekten. Dediğiniz kadar varmış yani. Hak verdim şimdi size. Oyunu doldurmuşlar yani resmen. Şöyle şuraları da birazcık koyalım da. Daha sonra şunu söylemek istiyorum. Tam zamanında bitti isabet. Neyi söylemek istiyorum? Ha, seriyle ilgili bilgi verecektim. Şöyle bir bilgi olacaktı bu. Şey olmayabilir arkadaşlar. Yani çok düzenli gelmeyebilir. Çünkü işte dediğim gibi zaten zamanım az ya. Çok zor oluyor bunu çekmek. Niye çok zor oluyor? Çünkü vakit yok video çekecek. Da değişik bir şey var. Bunu ilk defa gördüm, bakın. Şuradan zombi çıkmasın diye ışık koyayım. Devam edelim. Diğer demirleri toplayıp yukarı çıkacağız artık. Seferlik bu kadar mağara seansı yeter. Vakit yok, evet arkadaşlar. Gerçekten çok kısıtlı vaktim var. Bu süreçte sizden ne güzel sesler koymuşlar oynaya. Vallahi keyif alıyorum oynarken. Sizden anlayış bekliyorum. Çünkü hani bunu yapmam, bakın işte diyorsunuz ki mesela Industrial Craft için çok şey gerekiyor. İşte çok maden lazım demişti bir arkadaş. Tamam, çok maden lazım. Peki Ege'nin bu kadar maden kalacak vakti var mı acaba? Öyle de bir soru sorulabilir. Bu yüzden işte öyle bir vakit yok. Öyle bir vaktim olmadığı için de. Orada bir şeyler mi var? Yokmuş. Şekilde gözüktü de. Öyle vaktim olmadığı için de mecburen hani az aralıklarla, gerçi bugün bu kadar saattir oynuyorum, ancak bir video çekebildim. Böyle düşünürsek bu hızda az az gelecek böyle, ama sonuçta daha Skyrim'de bir yandan oynuyorum ki onu devam ettireceğim yani. Sırf Minecraft için izleyenler vardı ki onlara hani yeterli açıklama yapmışım Minecraft'ı bırakıyorum diye. Hani bu modda oynuyorum işte, hem sizin için hem kendim için bir yandan tabii ki oynuyorum, ama esas odağım Minecraft değil artık hiçbir zaman.
bütün oyunlar. Çünkü genel bir oyuncuyum. Ve her şeyi oynuyorum. Bu yüzden diğer seriler devam edecek. Onlara da gayet özen göstereceğim, odaklanacağım. Böyle sürekli her gün gelecek bir seri değil ama hani aylar, belki aylar sürecek ve uzun uzun oynayacağım bir seri olacak. Hani onu söyleyebilirim. Öyle avutabilirsiniz kendinizi tabiri caizse. Bakın burası işte böyle yapınca tepeyi doğal ışıkla aydınlanıyor. Çok güzel oldu yani. En azından gündüz vakti burada maden kazmak çok daha zevkli bir hale gelecek bu katta çalışıyor olmak. Neyse işte bu hani kaç bölüm olur bilmiyorum. Sizin isteğinize göre gidecek. Mesela çoğu şeyi göster derseniz ona göre daha fazla şey yapacağım. Göstereceğim. İşte yaratık avladığımız bölümler falan olur. Başka garip işler olur. Yani birçok garip iş var bu çünkü bu modlarda. Teknik mod paketinde. Oradan bir şeyler düşüneceğiz. Şimdi bir yukarı çıksam nereden çıkacağımı da bulamadım. Şuradandı. Çok malzeme olduğu için istediğiniz kadar video çekebilirim diye düşünüyorum. Hani çok sık olmaz. Haftada belki mesela 3 teknik videosu gelir bir hafta içinde. Ama hani 10 hafta devam eder 30 bölüm olur. Anladınız mı? Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Buna özen gösterirsek sevinirim. Sorduğum sorulara cevap verirseniz daha da sevinirim. Çünkü o sorduğum sorular gerçekten bilmem gereken sorular. Mesela bir şey öğrendim. Bunu elimde yeterince demir olsaydı gösterirdim ama yok maalesef o kadar demir. Daha sonra göstereceğim. Demirden şey yapınca, smelter yapınca yani bu fırından demir kullanarak yapınca, iron ingotları bu şekilde dizince başka bir şey oluyor. Onun işte şey adına bakarım sonra söylerim size. Industrial Crafting bir modu. %30 daha hızlı bu eritme, smelting işlemini yapıyor, işlemden geçirme işlemini yapıyor. Çok güzel konuştum. Ve %20 daha az malzeme yiyor. Dolayısıyla gayet daha verimli bir fırın türü olmuş oluyor. Hani bunu belirtmek istedim. Güzel bir şey olabilir diye. Bunları da biriktirelim bakalım ne olacak bunlardan. Hayırlısı artık. Bunu bak atmayı unuttum. Lavlara atardık ya. Bıçak kutusu yapmak lazım. Lav bulmam lazım da. Önce oil bucket lazım. Şuradan alayım. Hadi bakalım. Şimdi bunu niye aldım? Aşağı ineceğim ve size örnek göstereceğim. Birkaç tane şeyi. Neyin hangi renkteki hangi item işte hangi ore oluyor bunu öğrenelim diye. Hem ben öğrenirim hem de size de videoda göstermiş olayım. Bir de video çok hani biraz daha uzasın diye açıkçası yapıyorum bunu. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ne olduğunu söylememe gerek yok herhalde bunun. Hop geldi Emerald'ımız. EMC 1.024 diyor. Acaba o ne demek? Tamam yani 1.024. Ya da 1024 mu acaba? Onu sonradan öğreneceğiz. New ore miner. Aa yeni achievement falan da mı koymuşlar? Tin ore ha işte aklıma gelmemişti bu. Bir dakika achievements. Ha hangi modun şeyleri olduğu yazıyor burada. Minecraft'la ilgili de ekstradan şey koymuşlar ama. Burning Wing ile suya gir falan diye değişik bir görev var. Bunlar herhalde şeyle alakalı değil. Ama bazılarını kendileri eklemişler gibi düşünüyorum. Şu aldığımız New War Miner sanki yeni bir şey ama. Bana mı öyle geliyor? Bulamadım. Ha bir dakika. Industrial Craft'te olabilir mi o? Evet. Copper, tin, uranyum. O da güzel. Yani bu da reçine bulmamız lazım ağaçlardan. Rubber ağacı bulmamız lazım ama her yerde bulunmuyor. Iron ingotu bir daha
pişirirsiniz. İşte refined ironing ot diye bir şey oluyor. O da önemli. Bir saniye nazar alacağım. Evet. Bu achievement'ları almak da keyifli olacak gibi görünüyor. Achievement'ları severim çünkü. Hatta şu an Dishonored oynuyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Dishonored'da da achievement kasıyorum. Kimseyi öldürmeden oyunu bitirme achievement'ını kasıyorum. Böyle bir achievement gördüm ben dayanamam genelde. Kasarım o achievement'a yani. Kimseyi öldürmeden oyunu bitirmek çünkü zordur. Ve bu zorlukla mücadele etmek bana daima keyif verir. Yani bir oyunda öyle bir achievement varsa o achievement yapılacak. Yani başka yolu yok. Bu neymiş? Safir, evet. Başka var mı? Yok. Bu da kapır olmalı. Evet. Bu yine Emerald. Emerald fazla çıkıyor bunda. Normalde sanki daha az Emerald sayısı oyunda ama. Burada bayağı bulduk. Neyse bu benim bayağı mutlu etti. Bu kadar fazla şey bulmam bir anda. Diğer çeşitlerden birer tane göstereyim. Ondan sonra videoyu bitiririm artık. Annem de 100 kere aradı. Onu da bir arayayım konuşayım. Ne istiyormuş? Yine buradan Tin. Tin neydi ya? Tin'in Türkçesi neydi? Hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yazsın. Hatırlayan bilen artık her neyse. Buraları ben sonra alırım. Tin bunlar. Ha, orada demir varmış unutmuşum. Neyse. Alacağız. Şu ikisi aynı şey değil. Bu başka da bir şey. Ha? Neymiş acaba? Sinabar diye bir şey. Allah Allah. Az da bulunuyordur bu şimdi ha. Aman yanmadan. Ha. Kurtuldum. Şu yukarıdakileri alacağım. Hem o kristali alalım hem bu diğer orları alalım. Evet. Gerekli yüksekliğe ulaşmış bulunmaktayız. Şöyle. Aa alamadım. Kaçma. Aman diyeyim. Lava gidiyordu. Bunlar neymiş? Viz kristal. Bunlar ruby. Tamam, şunu bir döveyim. Sen orada yukarı çıka dur, boş ver o zaman. Başka bir şey bulduk mu burada acaba? Uranyum da nereden bulacağız acaba? Uranyum bulup nükleer silah işte mi girsem, ne yapsam? Petrol bulup uranyum da bulsam tamam, İran'a bağlarım artık. Aha buldum. Vallahi uranyum. Yes. Uranyum da buldum. Güzel. Evet arkadaşlar bu uranyum işte ve diğer madenlerin hangi katlarda olduğunu bana söylemenizi istiyordum. Slime'ların nasıl öldürüldüğünü ve bir şey düşürdüğünü söylemenizi istiyordum. Öldürmeyi biliyorum da düşürmeyi bilmiyorum. Onu söylemenizi istiyordum sizden. Bunu unutmayın. Ondan sonra evcilleştirme hakkında tabi bilgi verebilen olursa kötü olmaz yani. Hayır demem öyle bilgilere. Başka istediğim bilgi var mıydı hatırlamaya çalışıyorum ama şimdilik aklıma gelmiyor. O zaman videoyu da burada bitireyim. Siz de kendinize iyi bakın. Elmasınız bol olsun.